Evet arkadaşlar, bu dersimizde de şu satır görünümünün her bir satırına denk gelecek şekilde bir 3 nokta koyalım. Ona tıkladığımızda sil ya da düzenle seçeneği gelsin arkadaşlar. Şimdi bunun için şöyle bir kaynaklara geliyorum. Drawable'da sağ tıklayıp New Vector Asset şöyle Clipart More şöyle Morward var. Okey diyorum. Siyah olsun. 32 32 Next deyip Finish diyorum. Şimdi geliyorum buraya arkadaşlar. Bir tane şu küçülteyim nasıl bir şey yaptık. Circle Image View'um var şurada. Onun yanında bir lineer layout'um var. Onun da yanına bir tane aşağıya doğru Image buton ekliyorum. Genişliği Wrap Content, yüksekliği de Wrap Content. Sonra buna kaynak ekleyeyim, Source. Şu yeni eklediğim Morward'ı ekledim. Arka planını boş yapayım. Et. Null. Sonra ID vereyim buna. ID. BTN. Sil. Güncel olsun. Şimdi bunu bir en sağa alayım. Align parent and true. Yatay olarak da dikey olarak özür dilerim ortaya alayım. Layout center vertical true. Şöyle dikey olarak ortaya aldım. Linear layout'u bunun başına alacağım. Gelip Start diyorum. To start of at ID btn sil güncelle diye başına aldım. Şöyle oldu arkadaşlar. Bunu ben biraz daha büyütmek istiyorum. Wrap content yerine mesela 75 dpm 75 dp yaparsam nasıl olur? Peki yüksekliği biraz da arttırsam mesela 100 dp source'u scale type'ı da center crop yapsam evet daha şey olacak. Wrap content scale type yüksekliği biraz arttırayım. 80 dp olsun. Şöyle bir şey. Tamam gibiyiz arkadaşlar. Şimdi geliyorum adaptöre. Hemen bu kontrolü bir ekleyeceğim aşağıdan. Bir tane de neyim var benim? Image button btn sil güncelle. Şimdi bunun tanımlamasını yapayım. Ctrl D ile BTN sil güncelle. BTN sil güncelle diye ID'sini ekledim. Yukarıya doğru geliyorum. Şimdi buraya gelip arkadaşlar holder nokta BTN sil güncelle nokta set on click listener new on click listener. Bir tane şimdilik toast mesajı alayım. Sil ve güncelle çıkacak. Bir çalıştırayım. Program geldi arkadaşlar. Şu 3 noktayı tıklayınca sil ve güncelle görünecek hepsi için. Bu arada kötü görünüyor. Şu satır görünümüne gelip biraz daha şunu
60 DP yapayım. Bir daha bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi şu an daha iyi bir hale geldim. Dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.